Her hafta tekrarlanan Hastalıkta ve Sağlıkta programıyla karşınızdayız. Her hafta değişik bir konu ve değişik bir konukla beraber yürütüyoruz. Bugünkü konumuz halkın kireçlenme dediği, bir başka deyişle tıbbi deyişiyle osteoartrit, hatta eski deyişiyle osteoartroz hastalığından bahsedeceğiz. Bu konuda konuşacağımız konuğumuz Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden Operatör Doktor Yusuf Yiğit'in. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, şu meşhur kireçlenmeden bahsedelim. Halk nedense bu hastalığa kireçlenme diyor. Bu konuda siz ne diyorsunuz? Bize hep zaten tanı koyduğumuz zaman şaşırıyorlar. Hani kireçlenme var size dediğimiz zaman. Ben çok hareketliyim, neden kireçlenme var bende? Evet. Lafıyla çok karşılaşıyoruz biz. Kireçlenme dediğimiz şey aslında eklem kıkırdağının aşınması sonucunda oluşan bir dizi olay. Eklem kıkırdağı aşındıktan sonra eklemlerde kıkırdağın altındaki kemik doku açığa çıkmaya başlıyor ve kemik kemiğe sürtmesine bağlı zamanla zımpara etkisiyle kıkırdak aşınması ilerliyor. Hı hı. Kemiklerde çatlaklar oluşuyor ve daha sonra diz eklemi, kalça eklemi veya diğer eklemlerde bozulmalar meydana geliyor. Hastalar, evet, ben de katılıyorum. Evet. Ben de bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olarak çoğu kez hastalarımızla karşı karşıya geldiğimizde kireçlenmenin ilk müracaat ettiği branş ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde fiziksel tıp ve rehabilitasyon, evet, uzmanlığı. Hastalar tanınız kireçlenme deyince aynı tepkiyi gösterdiklerini ben sıklıkla görüyorum. Dediğiniz gibi ben çok hareketliyim, olamaz bende kireçlenme diye. Birisi bir yerde bir hata yaptı. İlk kez buna bir hekim mi dedi yoksa hastalarımız mı dedi? Bu bir kireçlenmedir, artık bunu kaldıramıyoruz. Çünkü kireçlenme artık halkımızın arasında yalnız bizim ülkemize mahsus. Çünkü dünya ülkelerinde kireçlenmenin Latince adı kalsifikasyon. Evet. Kalsifikasyon başka bir hastalığın adı halbuki. Ama biz de kireçlenme başladık, böyle devam ediyoruz. Hangi yaşlarda oluyor daha çok? Kireçlenme her yaşta görülebilmekle beraber daha çok ileri yaşların hastalığı. Tabii tipleri var kireçlenmenin. Tiplerine göre görülen yaş aralığı değişiyor. Genelde bizim karşılaştığımız hasta grubu 60'lı yaşların üzerinde hastalarda daha sık görüyoruz, evet, kireçlenmeyi. Dediğiniz gibi gerçekten hemen her yaş grubunda var. Aslında bir başka deyişle kireçlenme, yani daha doğru bir ifadeyle yıpranma diyelim. Evet. Doğumdan itibaren başlıyor. Evet. Kıkırdak ilk daha doğup da hareketlerini başladığı zaman yavaş yavaş kıkırdak hem bir yandan gelişiyor hem de bir yandan da yıpranmaya başlıyor. Ama vücut belli bir dönem için bu yapma ve yıkma sürecini çok iyi ayarlıyor. Bir yandan yapıyor, bir yandan yıkılıyor ama kolajen, bir takım destekler fevkalade iyi. Kıkırdak her türlü dış etkiye, yanlış yaptığımız hareketlere dayanıklı ama 60'lı yaşlara gelince vücudun kendini tamir kapasitesi gün be gün azalınca o zaman sorunlar başlıyor. Evet. Hangi cinsiyette daha fazla? Daha sık bayanlarda da daha sık görüyoruz, hı-hı, bunu. Erkeklerle de gördüğümüz bir rahatsızlık ama bize başvuran hastaların büyük bir çoğunluğu bayan hastalar. Evet. Genellikle kadın grubunun rahatsızlığı ve menopoz da burada sanki bir belirleç gibi. Yani menopoza girdikten hemen sonra başlıyor. Şikayetler başlıyor. Ben şöyle bir benzetme yapıyorum bizi dinleyen hanımefendiler için. Menopoz kadınların östrojen kalkanı, yani kendilerini menopozdan önce koruyan östrojen hormonunun bir anda çok kısa bir sürede azalmasıyla kadında bir bunalım başlıyor. Bu bunalım ateş basmaları, çarpıntılar, çabuk sinirlenmeler, heyecanlanmalar değil sadece. Elbette vücudun damar başta olmak üzere birçok bölümünde bu şeye karşı, östrojen eksikliğine karşı bir tepki meydana geliyor. Eklemler, kas bunlardan büyük ölçüde etkileniyor ve kadınlar menopozdan sonra hemen bir anda östrojen kalkanları elinde olmadığı için artroz belirtileri hızla tırmanmaya başlıyor. Bir başka şey daha başlıyor. Risk faktörü o neydi? Kilo var işin içerisinde. Evet. Bu konuda ne dersiniz? Kilo hastalığın hızlanmasında bir etken. Kilolu hastalarda vücut ağırlığı arttıkça eklemlere binen yük arttığı için yıpranma daha hızlı hale geliyor. Kilo olayı hızlandırıyor. Hem de müthiş derecede hızlandırıyor. Evet. Biz şöyle diyebiliyoruz. Biraz sonra tedaviler bölümünde konuşacağımız üzere hastaların birçoğu maalesef kilolu hastalarımız. Ve hastalara sadece ama sadece kilo verdirdiğimiz zaman ağrıların neredeyse yarısının geçtiğini görecek kadar önemli bir tedavi vasıtasıdır kilo verdirmek hastalara. O yüzden biz bunu çok önemsiyoruz. İsterseniz elimizde bir takım görseller var. Bunlardan biraz bahsedelim. Ben elimdekiyle başlayayım. Sonra sizinkilere dönelim. Evet. Şu bir omurga.
ve omurganın, görüyor herhalde kameralar, bu omurganın altında da leğen kemiğimiz ve leğen kemiğinin de iki tane boşluğu var. O boşluklar da biraz sonra doktor beyin size daha net olarak göstereceği bir kalça eklemi var burada. Biz halkın kireçlenme dediği, bizim osteoartrit dediğimiz rahatsızlığı aslında vücudumuzdaki her eklemde görmekteyiz. İsterseniz asıl konuşacağımız eklemlere gelmeden diğer eklemlerden de biraz bahsedelim. Onlarda da görüyoruz çünkü. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi omurga, evet, diz, kalça. En sık gördüğümüz eklemler dizle kalça eklemleri. Evet. Bunlar ayak baş parmağı ekleminden tutun da el parmakları eklemlerine, omuz eklemine, dirsek eklemine, ayak bileği eklemi, vücuttaki her eklemde olabiliyor. Çene eklemine dahi bunu görmek, evet, mümkün. Evet, kıkırda vücuttaki her hemen her eklem, çünkü eklemleri döşeyen bir zar var. Bu zar kalın, zar gibi incecik bir şey. Aslında bu bir kıkırdak ve vücudun dış darbelere karşı vücudu koruma özelliği olan, bu kadar ince olmasına rağmen son derece dirençli. İçerisindeki yapılar nedeniyle müthiş, evet, bir direnci var. Evet. Ama siz girişte söylediğiniz gibi o direnç belli bir zaman sonra ortadan kalkıyor. Vücudun bunun kalkışında aslında eklemlerin içerisinde şöyle bir olay meydana geliyor. Dilerseniz ondan da biraz bahsedelim. Eklemlerin içerisinde bir zar var. O zar, sinovyal zar dediğimiz bir zar. Ve devamlı eklem ortamına sıvı salgılıyor. Evet. Görevi bu. Ne oluyor da bir gün bu sinovyal zar artık diyor ki ben yoruldum. Bu sıvıyı yeterince doğru salgılamamaya başlıyor. Eklem kıkırdağı normalde yük aldığı zaman basıncın birçok bir kısmını emiyor. Kemiklere binen yükü azaltıyor. Evet. Eklem içi sıvısı kıkırdağın içine giriyor ve basınç azalıyor. Zamanla eklem kıkırdağında yıpranma olduğu zaman ve sinovyal zarda bozukluklar olduğu zaman kıkırdak görevini yapamaya başlıyor. Hı hı. Eklem içi sıvısı yeteri kadar eklem içi kıkırdağını destekleyemiyor. Evet. Ve kemik açığa çıkıyor. Sert bir kemik dokusu bastığımız zaman zımpara etkisiyle, evet, karşı tarafı da bozmaya başlıyor ve tıp diliyle eburnasyon dediğimiz bir, evet, fil dişileşme manzarası oluyor. Şimdi bu eklem sıvısından biraz bahsetmemiz lazım. Çünkü tedavide de çok önemli. Eklemin sıvısı gerçekten eklemin birbirine değen yüzeylerinin aşınmasını engelleyecek derecede yüksek yoğunluğu olan bir sıvı. Evet. Akışkanlığı müthiş. Müthiş bir akışkanlığı var ve bunu sağlaması için de içinde çok fazla miktarda sıvı olmasına gerek yok. Hastalar genelde şöyle bir ifadede bulunuyorlar. Ben sıklıkla görüyorum, siz de duyuyorsunuz. Sıvı bitmiş. Eklemin içerisinde sıvının bittiği söyleniyor. Halbuki biten sıvı değil, sıvının karakterinde bozukluk ortaya çıkıyor. Sıvı artık akışkan değil, sıvı birbirine değen yüzeylerin sürtünme katsayısını engelleyecek düzeyde değil. Bu yüzden bir benzetmede bulunuyorum. O benzetmede hani otomobillerde bir yağ vardır. Metal yüzeylerin birbirine olan sürtünmesi, piston gömlek hareket ediyor, evet, ya. Onun engelleyen o sıvı, biz yağın doğru düzgün olup olmadığını anlayabilmek için yağ çubuğu vardır. Çekeriz yağ çubuğunu. Çubuğun ucundaki yağı şöyle elimizle bir yoklarız. Bunun için illa da doktor olmaya gerek yok. Halkımızın hepsi, motorcular hele hele, çok daha iyi biliyorlar. Eğer o sıvı böyle akışkansa, eli birbirine üzerinde kolaylıkla kaydırabiliyorsa, motor yağı şu anda kıvamında değişme zamanı gelmedi diye algılarız. Ama eğer sıvı artık akışkan değil, tam böyle elimizi birbir üzerinde kaydıramıyor, suya benzemişse, sıvı artık bir fonksiyon görmüyor demektir. Bundan esinlenebilir miyiz? Bence çok güzel bir benzetme yaptınız, evet, hocam. Eklem sıvısı bozulduğu zaman, kıkırdak azaldığı zaman sürtünme artmaya başlıyor. Sürtünmenin artmasıyla birlikte yıpranma da artıyor. Evet. Burada eklem sıvısının primer görevi sürtünmeyi azaltmak. Müthiş bir görevi, evet, var. Şimdi programımızda konuştuğumuz konu, değerli izleyenler, kireçlenme konusunu konuşuyoruz. Bu konuda Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden ortopedi uzmanı operatör doktor Yusuf Yiğit'inle beraberiz. Şüphesiz bizim programımıza katılmak, sorularınıza cevap vermemizi istiyorsanız telefon numaramız 0212 263 9090 numaralı telefondan bize bağlanıp Sayın Doktor Yusuf Yiğit'ine sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi şu meşhur sıvı bu işleri yapıyor dedik. Evet. Ama yapamadığında bir takım sorunlar çıkıyor. Dilerseniz biz belirtileri ortaya çıkaralım. Sıvıyla paralel konuşalım. Sıvı azaldığında ilk belirtiler, hastada ilk belirtiler ne oluyor?
bize genelde ilk başvurma şikayetleri ağrı. Özellikle efor sarf ettiği zaman, yürüdüğü zaman, iş güç yaptığı zaman ağrı artıyor. Eklemlerde ağrı artıyor. Eklem çalıştığı zaman görevini tam yapamadığı için ağrıyla başvuruyorlar. İlerleyen dönemlerde hareket kısıtlılığı oluşmaya başlıyor ve olay çok ilerlerse deformasyon gelişiyor. Eklemde bir bozulma gelişiyor. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi şöyle, ilk belirti aslında harekete geçerken olan ağrı. Evet. Çünkü ilk harekete geçerken demin söylediğiniz bir şey vardı. Sıvının bir an önce kıkırdaklara yetiştirilmesi lazım. Bir sünger gibi ilk başta kıkırdaklar, sıvı var, her şey düzgün. Sinovyal sıvı istediğimiz kadar ortama sıvıyı salgılayabiliyor. Sonra tekrar geri emebiliyor. İlk harekete geçerken birdenbire sürtünmenin en fazla olduğu an o an. O sırada bizim içeriye yeterince sıvıyı boşaltamazsak ilk harekete geçerken bir tutukluk başlıyor. İlk belirti bu. Evet. Daha sonra hareketin devamında da ağrılar başlıyor. Nihayetinde artık en son döneme geldiğimizde bu ağrı bambaşka bir safhaya geçiyor. İstirahat ağrısı oluyor. Artık hareketle, şununla bununla alakası yok. Hareket etmese dahi eklem ağrılı. O artık terminal dönem. O döneme gelmeden yapacağımız tedaviler var. Özellikle tedavilerin ameliyatla ilgili bölümünü ikinci bölümde sizlerle paylaşacağız. Şimdi ilk belirti ağrıydı. İkinci belirti hareket kısıtlılığı dediniz. Biraz onu açalım. Hareket kısıtlılığı sizin de dediğiniz gibi harekete başlarken bir zorluk oluşuyor. Ve zamanla bu belli hareketleri yapmamıza engel oluyor. Hı hı. Mesela diz eklemi bozulduğu zaman özellikle dizi büküp açtığımız hareketlerde... Maketin üzerinden gösterelim. Dizi büküp açtığımız hareketlerde merdiven inip çıkarken, çömelip kalkarken ağrı ve zorlanma oluşuyor. Burada diz ekleminin bir maketi var. Bu mavi gördüğümüz yer üstteki uyluk kemiğinin kıkırdağı. Altta da kaval kemiğinin kıkırdağı var. Diz ekleminde bu bölgede kıkırdak azaldığı zaman altta gözüken kemik dokusu açığa çıkıyor ve sürtünmeye bağlı aşınmalar giderek artıyor. Şimdi bu hareket kısıtlığı gün be gün artıyor ve her eklemin kendine özgü hareket kısıtlıkları var. Evet. Örneğin en sık gördüğümüz dizden bahsedersek dediğiniz gibi bükme ile ilgili problemler en önde. Şimdi halkımızın en çok yakındığı orta yaş grubu kadınların en çok problemlerinden bir tanesi tuvalete oturma da ilgili sorun var. Özellikle Alaturka tuvaletlere oturmak neredeyse imkansız oluyor. Evet. Birinci fonksiyon kaybı bu. İkincisi yine ibadet ediyor ise kişi, ibadetin namazda olan o pozisyonu, dizlerin üzerindeki duruş pozisyonunu yapması olanaksız hale geliyor. Hastalar bu günlük yaşamından çok sıklıkla bize bilgi veriyorlar. Diyorlar ki ben şunu yapıyorum, bunu yapamıyorum. Biz zaten hekimler de günlük yaşamı çok sıklıkla sorgularız. Eğer bir omuz problemi ise saçını yıkayıp yıkayamadığını, eğer bir boyun problemi ise kitap okuyup okuyamadığını, kafasını yukarı, arabayı örneğin geri geri giderken arabayı götürüp getiremediğini sıklıkla sorgularız. Dolayısıyla bu belirtiler bizim için çok önemli. Arkada da slaytta, evet aynen bizimle paralel, rejiye teşekkür ediyoruz, bize şeyi yaptı. Yani eklemin yaptığı göreve göre bazı hareketler yapılamayınca hastalar bu eksiklerden yakınıyorlar. Eğer yeni açtıysanız televizyonlarınızı 0212 263 90 90 numaralı telefondan konuğumuz operatör doktor Yusuf İyet'ine sorularınızı sorabilirsiniz. Biz diğer slayta geçelim. Şimdi bunları yapamıyorlar tabii ki. Hangi eklemlerde görülür? Bunu demin söylemiştik diz ekleminde. Tipi de belirtmiştik. Daha ziyade şişman, o 60 yaş üzeri olan kadınlarda gördüğünüz gibi diz iç yanlarında müthiş bir yağlı doku var. Bu yağlı dokuyu biz çoğu zaman sıktığımızda nasıl bir görüntü oluyor? Tıpkı portakal kabuğu gibi selülitik bir yapı var. En çok dizlerde, omurgada, ellerde, kalçada, omuzda, ayakta, kısacası vücudun her ekleminde kireçlenmeyi görme olasılığımız var. Bir sonraki slaytımız. Evet. 70 yaş sonrasında bu giderek artıyor. Artıyor daha yani. Hele 80 yaşta olup da kireçlenmesi olmayan kişi yok gibi. Evet. Bunu da buradan antiparantez söylemiş olalım. Şimdi bazı risk faktörleri vardı bu kilonun dışında. Bazı risk faktörleri var. Örneğin spor, örneğin mikro travmalar, makro travmalar. Biraz da onlardan bahsedelim.
Kireçlenmenin birçok sebebi olabilir. Çocukluk çağı düşmeleri, çarpmaları, geçirilmiş kazalar, trafik kazaları, yüksekten düşme, eklem içi bir kırık geçirme. Hı hı. Bunlar ileride kıkırdağı bozabilecek sebepler. Onun dışında aşırı kilo zaten başta söylemiştik. Hı hı. Olayı hızlandıran bir süreç. Romatizmal hastalıklar kireçlenmeye yol açabiliyor. Eklem içi kıkırdak bozularak romatizmal hastalıklar sonucunda... Önce iltihaplı eklem romatizması gibi başlıyor. Evet. Dolayısıyla kıkırdak tamamen harap oluyor. Artık kireçlenmeden daha da kötü, yani osteoartritten daha da kötü bir tablo ortaya çıkıyor. Eklem tamamen neredeyse ortadan kalkıyor. Halkın deyişiyle kemiğin kemiğe diyediği bir ankilöz gibi tablo ortaya çıkıyor. Şimdi burada filmle beraber bir hasta görüyoruz. Zamanla burada bir yapısal problem var. Onu ben sizden göstermenizi rica edeceğim. Özellikle iç yan kıkırdağın dizler için daha fazla yıpranması sonucunda dizde bir duruş bozukluğu başlıyor. Biz tıbbi olarak varus dediğimiz, evet, o bacak dediğimiz bir hadise gelişiyor. Parantez bacak diyelim. Evet. Yani böyle bir şekil bozukluğu oluyor. Deminki şişman hastada da vardı, burada da vardı. Bunun sebebi de bu filmde gördüğümüz gibi kıkırdağın azalması. Kıkırdağın tamamen azalması. Şimdiki slaytta ise demin bahsettiğimiz vücudun diğer kısımlarından bahsediyoruz. Örneğin el parmağında olabiliyor. Sadece şurada olabiliyor. Hastalar bundan çok korkuyorlar. Evet. Şekil bozukluğu oldu. Acaba bu bir iltihaplı eklem romatizması mı? Ciddi bir ağrıyla başlıyor. Ağrı da çok fazla oluyor. Evet. Bir gün birdenbire burada pıt diye bir parça çıkıveriyor. Evet, bu rahatsızlık Heberden nodozitesi olarak, artrozu olarak nitelendirdiğimiz bir şey. Hallux valgus da mesela kişilerin ayakkabı giymesinde çok büyük sorun. Bugün size az önce bir hastanın resmini göstermiştim. Evet. Biraz ondan, evet, bahsediniz. Hallux valgus ayak baş parmağındaki kemiğin deformitesine bağlı ayakta oluşan bir şekil bozukluğu. Tabii bu ilerlerse eğer eklem kıkırdağını bozarak artroza sebep olabiliyor. Aslında ayak baş parmağı kireçlenmesi hallux rigidus dediğimiz bir rahatsızlık. Farklı, evet, bir rahatsızlık. Hastalar yürüyüş esnasında topuğunu kaldırdığı anda hareket kısıtlılığı ve ağrı şikayetiyle bize başvuruyor. Ayakta genelde bir sertleşme ve hareket kısıtlılığı görüyoruz. Hallux valgus bizim Türk toplumunda yaygın görülen bir rahatsızlık. Şekil bozukluğu şeklinde. Çok ilerlerse, geç kalınırsa tedavide ileride kireçlenmeye yol açabilen bir rahatsızlık. Evet, çoğunlukla ayakkabılar uymuyor. Orada tam çıkıntılı olan yerde nasır teşekkür ediyor. Evet. Kişinin şekil bozukluğu çok mutsuz ediyor. Ayakkabılar olmuyor. Belli bir şeye geldikten sonra da bunun önceki dönemlerinde tedaviler var. Onu bir başka programda tamamen ayak ağrılarıyla, ayak hastalıkları ilgili bir konuşmamız olacak. Bugün genel kireçlemelerden bahsediyoruz. Bir sonrakine geçelim. Şimdi elimdeki notlarda vücudun hemen her bölgesinde olabileceğini konuştuk. Tanıya doğru gideceğiz ama burada beslenme gelmiş. Bunda şimdi bir duralım. Şimdi biz tanıyı nasıl koyuyoruz? Yani bir halk deyişiyle kireçlenme, hasta diyor ki bende kireçlenme var mı diye soruyor bize. Biz tabii ki hastayı önce sorguluyoruz. Evet. Muayene ediyoruz. Muayenede nelere dikkat ediyoruz? Bir onları sizden alalım. Her zaman ilk başta fizik muayene çok önemli. Evet. Şikayetleri anamnez olarak dinliyoruz biz. Zaten şikayetleri dinlediğimiz zaman çoğunlukla tanı için bir ilk adım atılıyor. Fizik muayenede mesela bir diz eklemi muayenesinde dizi büküp açarken bir ses gelmesi, evet, çok krepitasyon önemli dediğimiz bir ses gelmesi, dizde şekil bozukluğu, sizin söylediğiniz o bacak dediğimiz, hı-hı, şekil bozukluğu, diz harekette kısıtlılık, bükmede ve açmada kısıtlılık bizi fizik muayene olarak tanıyı koymamıza yardımcı oluyor. Evet. Bir de mesela hastaların fonksiyonları, günlük yaşamla ilgili yapıp yapamadıklarını sorguluyoruz. Mesela hastalar diyor ki ben eskiden şuraya kadar yürürdüm, bunu yapardım. Şimdi şunu yapamıyorum, bunu yapamıyorum. Kısa bir mesafeyi daha yürüyemiyorum diyor. Evet. Hatta biz zaman zaman bir 10 metrelik mesafeye gidip gelmesini istiyoruz. Bununla ilgili bir saat tutabiliyoruz. Eklem hareketlerini çok net ölçüyoruz. Çünkü bizim için çok önemli. İlk bulgular itibariyle her eklemin bir bükme açısı var. Örneğin şu diz maketini rica edeyim. Diz maketinde normalde insanlar dizlerini açık pozisyondayken 180 derece tutarken bükmesiyle ilgili 140 dereceye kadar bir hareket kapasitesi var. Bu bazı kişilerde 90 dereceye kadar bile varamıyor, düşüyor. Kişi ancak dizini bu kadar bükebiliyor. Evet. Biz bunu özel bir açı ölçer vasıtasıyla tedavi öncesinde ilk muayenede tespit ediyoruz. Sonra belli aralarla da bunu
takip ediyoruz ki biz hastaya yaptığımız tedavi katkısının ne olduğunu anlamak için. Şimdi taniyi bunlar muayenede yaptık, iyice sorguladık. Yetmiyor tabii. Daha sonra, elimize bir veri daha lazım. O nedir? Daha sonra radyolojik görüntü lazım bize. Evet. Direkt grafilere geçiyoruz. Özellikle hadise diz ekleminde ise ayakta çekilen bir direkt grafi. Çok müthiş bir noktaya değindiniz. Sebebi de şunun üzerinde anlatınız. Çünkü ayakta durursak neyi görebiliyoruz? Yatarak olursa neyi görebiliyoruz? Burada mesela dizde bir kıkırdak azaldığını düşünün. İç taraftaki mavi kıkırdağın olmadığını düşünün. Yatarak çektiğimiz zaman kıkırdak direkt grafide görülmediği için eklem içi normal gibi görülebilir. Ama bastığı zaman hastanın dizi içe doğru kaydığı için Ağırlığı alıyor. Kıkırdağında bir şey yarayıp yaramadığını da oradan çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Yani illa da MR gerekmiyor. Onu demek istiyoruz buradan. Evet. Direkt grafiler bize bazen hemen her şeyi anlatabiliyor. Ama bazen de bize yetmediğinde, yumuşak dokuyu daha iyi görmek gibi bir arzumuz varsa o zaman daha ileri görüntülemelere geçiyoruz. Evet. Şimdi taneyi koyduk. Dedik ki hastaya da örneğin guanartroz dediğimiz diz ekleminde kireçlenme ya da koksartroz dediğimiz kalça eklemi. Biraz kalçadan bahsedelim. Hep diz üzerine konuştuk. Sonra ameliyata doğru yavaş yavaş yaklaşacağız. Bana o maketin üzerinden kalça eklemiyle ilgili hastalarımıza o nasıl bir sorun çıkartıyor? Kalça eklemi nelerdir? Kireçlenmesi birçok sebepten olabilir. Dizdeki gibi işte düşmeler, kırıklar, ülkemizde yaygın görülen kalça çıkığı zamanla kalça kireçlenmesine yol açabilir. Kalça kireçlenmesi de diz kireçlenmesi kadar sık görülen bir durum. Evet. Özellikle hastalarımız bize kasık ağrısıyla geliyorlar. Kasıktan dize doğru yayılan bir ağrıyla. Biz muayenelerimizde bacakta iç rotasyon dediğimiz kalçanın içe çevirme hareketinde kısıtlılık görüyoruz. Bu %90 tanıyı koyduruyor aslında bize. Daha sonra direkt grafi çektirdiğimiz zaman kalça ekleminin bozulduğunu, oradaki yuvarlak femur başı dediğimiz topuzun şeklinin bozulduğunu röntgende görebiliyoruz. Evet. Biz mutlaka bu röntgeni hastalara buradan sesleniyoruz. Atmamamız lazım bizi izleyenler özellikle. Evet. Çünkü hemen ameliyat söz konusu olmayan vakaların birçoğunda böyle bu. Diğer konservatif tedaviler yapacağız. Biraz sonra onlardan bahsedeceğiz. Ama gelin görün ki bunu erkenden atarsanız o filmi, ikinci bir filmi çektirip ikisi arasındaki farkı biz çok önemsiyoruz. Çünkü eğer bu fark hızla bozuluyorsa, yani bir yıl sonraki bir çekilen filmde müthiş bir hızlı bir bozulma varsa biz bunu daha erken ameliyata almamız gerekiyor. O bizim için önemli. Evet. Ondan biraz bahsetmekte yarar var diye düşünüyorum. Burada hastalık aslında normal bir kireçlenme, uzun süren bir rahatsızlık. Belki 10 yıl, belki 15 yıl, belki 5 yıl süren bir rahatsızlık. Eski filmler bize şunu veriyor, hastalığın ne kadar hızla ilerlediğini veriyor. Bazen çok hızlı bir ilerleme olabiliyor. Mesela kalça ekleminde bazen 3 ay gibi, 5 ay gibi kısa sürelerde eklemde bozulmalar görebiliyoruz. Birçok sebepte mesela kemiklerde bir erime oluşabiliyor. Femur başı dediğimiz kemikte. İlaç kullanımına bağlı, düşmelere bağlı veya alkol kullanmaya bağlı. Femur başı kemiğinde osteonekroz dediğimiz kemik erimesine bağlı. Evet. Kalçada çökmeler görebiliyoruz. Bunlar normal kireçlenmeye göre daha hızlı ilerleyebiliyor. Evet. Şimdi birinci bölümün sonuna yaklaştık. Bize bir soru var. Hüseyin Moroğlu İstanbul'dan arıyor. Eklem yerlerimde şiddetli ağrı var diyor. Hemen alalım lütfen. Hocam öncelikle merhabalar. Geçmiş olsun. Geçmiş efendim. Olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun böyle aydınlattığınız için. Yani şu an bile öyle bir acı içerisindeyim. Yani tarifi mümkün olmayan bir şekilde yani. Bu tahiyata oturduğunuz zaman ayak kilitleniyor. Açmaya yani büyük bir acı gerekiyor. Açıyorsun, kütürdesiyle beraber o açılıyor ama sonraki acıyı tarif edemiyorum. Sonra 100 metre kadar yürüyorum, gayet rahatım. Ama 100 metreden sonra yine o ağrılar başlıyor, uyuşmalar başlıyor. Yani çok müthiş bir acılık içerisindeyim yani. Yaşınız kaçtı efendim? Benim yaşım 50 efendim. Ne kadar zamandır şikayetiniz var? Ben yaklaşık 7 senedir bu şikayet içerisindeyim. Ama bir türlü tedavilere de cevap veremedik. Kiloyu da bir soralım. Kilonuz kaç? Kilom 82. Evet. 1.72 boyundayım, 82 kiloyum. Evet. Şimdi biraz tabii ki hemen kireçlenmeye oturmuyor gibi. Evet. Çünkü 50 yaşında, 7 yıldır var. 43 yaşında başlamış bir rahatsızlık.
sanki ilk harekete geçerken değil de 100 metre yürüdükten sonra ağrım daha da artıyor evet. demesi. Acaba damarları da bir kontrol ettirmek gerekir diye düşünüyorum ben. Çömelirken bir takılmadan bahsetti. Bazen menisküs problemleri de buna yol açabiliyor. Eklem faresi diye bir rahatsızlık evet. da var. Evet. Eklem faresi belki bizi ilk kez duyan kişiler eklemin içine fare mi kaçtı diye. Hayır değil. Ama eklem kıkırdağı o kadar dirençli eklem kıkırdağı bazen oluyor da içinden bir parça yerinden çıkıveriyor. Biz ona eklem faresi diyoruz. Merdiven çıkarken, çömelirken o bazen öyle bir pozisyonda öyle bir yere takılıyor ki kişiyi neredeyse bağırttırıyor. Evet. Eklem faresi olma olasılığı da var. Dikkatli bir gözlem herhalde bunların tanısını koyduracaktır. Tabii burada 7 yıllık bir süreç var. Sizin dediğiniz gibi bir aktivitasyona başladıktan sonra, belli bir süre yürüdükten sonra başlayan ağrılarda damar problemleri, bel problemleri onları da dikkate almak lazım. Eklemde mekanik problem yani takılma, kitlenme, menisküs yırtığı, kıkırdak yırtığı gibi eklem faresi gibi şeyleri aklımıza getiriyor. Evet. Ayrıntılı bir fizik muayene taneyi koyduracaktır. Koyduracaktır diyor. Gibi geliyor bana. Peki doktor beyle daha sonra dilerseniz görüşürsünüz. Birinci bölümü tamamladık. İkinci bölümde tedavilerle ilgili daha net ayrıntılı bilgiler vereceğiz. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, Hastalıkta ve Sağlıkta programında tekrar sizinle beraberiz. Bu haftanın konuğu Sayın Ortopedi Uzmanı Operatör Doktor Yusuf İyet'in Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden katılıyorlar. Konumuz da halkın kireçlenme dediği. Evet. Bizim tıp dilinde de osteoartrit dediğimiz hastalıktan bahsediyoruz. Birinci bölümde hastalığın nedenlerinden detaylı olarak bahsettik. Belirtilerinden bahsettik. Tanı nasıl konulur dedik. Tedaviye değinememiştik. Şimdi tedavinin belli evreleri var. Bu evreler beslenmeyle başlıyor. Dilerseniz önce oradan bir giriş yapalım. Yani hastaya biz hemen ameliyat demiyoruz şüphesiz. Tabii ki. İlk önce bir takım önerilerde bulunuyoruz. İlaçlar veriyoruz. Biraz orayı açalım. Burada tabii ki şikayetin başlama süreci, şiddeti, daha önce tedavi alıp almadığı çok önemli. Eğer ilk defa başvuruyor, yeni başladıysa eğer, kilosu fazlaysa öncelikle bir kilosunu vermesini tavsiye ediyoruz. Çünkü bu uzun süren bir rahatsızlık olduğu için ilerisini açısından kilosunu verme... Her zaman sorun çıkaracak. Evet, kilo. Kilo her zaman sorun çıkartacak. Ameliyat gerekirse de sorun çıkartacak. Gerekmezse de. İlk başta diyet, daha sonra basit ilaç tedavileriyle basit evet. ağrılar geçebilir. Eğer fayda göremezse fizik tedaviye gönderiyoruz hastalarımızın çoğunluğu. Evet. İşte o zaman biz devreye giriyoruz. Evet. Biz fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları. Beslenme önerilerinin akabinde, slide'ı değiştirelim lütfen. Hastalarımıza bizim önerdiğimiz şeyler bazen eklem içi enjeksiyonlar oluyor. Bu eklem içi enjeksiyonları ülkemizde ortopedi ve fiziksel tıp rehabilitasyon uzmanları yapıyor. Bir ara tedavisiyle ilgili halk arasında bir şüphe uyandırılmakla beraber kanıta dayalı olarak eklem içerisindeki viskoz supplement dediğimiz o eklem sıvısını yeniden kayganlaştıracak enjeksiyonların mutlaka hastaların klinik bulgularına katkısı var. Süreci biraz daha uzatıyor. Evet. Ameliyatı biraz daha öteleme gibi bir şansımız oluyor. Bildiğiniz gibi bunu eklem içerisine birer hafta arayla 3 kez yapılabiliyor. Yeni bir takım teknikler var. Sadece bir kez yapılanlar var. Ve yılda bir defa etkili olanlar var. Daha yüksek yoğunlukta, daha yüksek molekül ağırlığında olanlar. Bunun dışında hastalara bazen sırf ekleme binen yükü azaltabilmek için baston önerebiliyoruz günlük yaşamda. Enjeksiyonlar, evet ona değindik. Enjeksiyonları biz artrozun hemen her çeşidinde yapıyoruz. Sadece dizde değil, bazen el içerisine, bazen vücudun belli problemli bölgelerine bu enjeksiyonları yaptığımızı görüyorsunuz. Devam edelim. Fizik tedavi gerçekten bizim için çok önemli bir tedavi uygulaması. Hastalığın ilerlememiş olduğu, ameliyatın henüz düşünülmediği vakalarda fizik tedavi uygulamalarımız var. Fizik tedavinin çeşitli ajanları var. Bunların hangisinin olacağını bu işin uzmanı karar veriyor. Onları süratle gösterelim. Asıl ameliyata geçeceğiz. Bugün vermek istediğim mesaj ameliyatla alakalı. Evet. Onları çok süratle geçersek ne hala. Evet, bunlar çeşitli nedenlerle mesela dize kısa dalga yapılması gibi veya bazen hareketlere özel robot uygulamalarıyla, CPM'lerle eklem hareketlerini çok önemsiyoruz. Biz eklemleri sadece fizik tedavi deyince bir elektrik tedavisinden ibaret değil. Fizik tedavinin bir başka alt dalı da rehabilitasyon. Rehabilitasyon bu işin olmazsa olmazı. Egzersizler hastalarımıza öneriyoruz. Ama bir gün hepsini yaptık. Bütün konservatif tedavileri tamamladık. İlacı yaptık, şunu verdik, bunu verdik, kilo ver dedik.
Ama sıcak tedavi, soğuk tedavi bir gün tükenebiliyoruz. İşte o zaman ameliyat kararı ortaya çıkıyor. Ne zaman ameliyat size göre? Burada bize sorulan soru hep ne zaman ameliyat olayım? Erken, yaşım erken mi? İleri yaşları beklemeliyim mi? Burada bizim için şikayet önemli. Eğer bu ameliyatın yapılma amacı bir ağrıyı geçirmek, iki hareketi arttırmak. Tabii ki ameliyat sonrası deformasyonlar varsa onlar da düzeliyor. Eskiden protez teknolojileri daha iyi olmadığı dönemlerde biz hep ileri yaşların beklenmesi taraftarıydık. İleri yaşlarda ameliyat etmeyi taraftarıydık. Sebebi de bu protezlerin ömürleri kısaydı. Evet. Çünkü protezi koyduğunuzda 10 yıl kadar sonra protez artık fonksiyonlarını yitirmeye başlıyordu. Dolayısıyla biz ikinci kez ameliyat yapmaktan da şimdi artık rutin olarak ikinci kez ameliyatlara revizyon ameliyatı deniyor. Çok rahatlıkla yapılabiliyor değil mi efendim? Tabii teknoloji ilerledi. Şu anki protez teknolojileri mesela kalça protezlerinde seramik protezler var. 65 yaş altı hastalara uygulanan. Seramik protezlerde şu an beklenen ömür 30 yıl civarı. Eğer protez iyi uygulanmışsa, başarılı bir teknikle yapılmışsa 30 yıl civarı bir ömür bekleniyor. Burada hasta eğer çok şikayeti varsa konservatif tedavi yani ilaç tedavisi, fizik tedavi ve diğer tedavilere yanıt vermiyorsa ameliyat artık kaçınılmaz olmaya başlıyor. Çünkü yaşam kalitesi artık eskisi gibi değil. Beklemeye gerek yok. Ağrım var. Şu hareketi yapamıyorum, bunu yapamıyorum. Artık yaşam kalitem bozuldu diyorsa biz onları yaşına bakmadan eskiden sanki böyle bir kriter vardı. 55 yaşına gelince ancak ameliyat olabilirsiniz. Evet. Şimdi bunu daha erken yapabiliyoruz. Bu ameliyatı 25 yaşında olan hastalarımız da var. Romatolojik rahatsızlık sonucunda çocukluk çağı romatizması sonucunda hiçbir şekilde yürüyemeyen kalça veya dizi eklemi bozulmuş hastalara yapılan hastalarımız var ve günlük yaşamı inanılmaz derecede değişiyor. Başarılı evet. Bir ameliyat sonrası. Sakat birisiyken artık günlük yaşamını evet. Daha idame ettirir hale geliyor. Örneğin kalça eklemin içerisinde pertes hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Demin bahsettiğiniz bir aseptik nekrozdur. Evet. Eklem kafasını çürütür. Daha sonra artık eklem yerinde doğru düzgün bir konumda olmaz. Bunların yaşına bakılmadan gel 55 yaşında seni ameliyat ederiz demeyiz. Yaşı diyelim 27. Çare yok. Ameliyat kararı alabiliriz. Burada önemli olan şey ileri yaşlara kadar genç aktif olduğumuz yaşlarda ağrı çekelim mi çekmeyelim mi? Evet en güzel o. Şimdi bu ameliyatla ilgili elimde bazı sorular var. Bunlar evet. Halkımızın sorduğu sorular bunlar. Onlar diyorlar ki burada nasıl bir ameliyat yapıyorsunuz? Yani yaptığınız ameliyatı biraz bize tanımlayın. Mesela diz protezi ameliyatı. Diz protezi 3 komponentten oluşuyor. Total diz protezinden bahsediyorum. Dizin tamamı bozulmuşsa eğer üstteki femur dediğimiz kemiğin eklem yüzeyi ve alttaki tibia dediğimiz kemiğin eklem yüzeyi değiştiriliyor metal bir komponentle. Araya da plastik, polietilen dediğimiz özel plastikten yapılmış bir madde takılıyor. Diz protezi bu şekilde yapılıyor. Evet, yani sanki bir sanal yeni yapma dizimiz var artık. Yapma bir eklem oluyor. Kalça protezi de burada makette var. Maketten gösterelim evet. Femur dediğimiz... Buraya tam fokuslayalım. Uyluk kemiğinin içine şu şekilde bir protez yerleştiriyoruz. Buradaki baş protezden çıkıp takılabiliyor. Atıyoruz biz eski kötü başı. Kötü başı çıkartıyoruz. Evet. Bir yuva yapıyoruz total kalça protezinde. Asetabulum dediğimiz. Ve bu yuvanın içine seramik dediğimiz veya polietilen dediğimiz dolgu maddesi koyuyoruz. Ve bunu eklemleştiriyoruz. Burada protezin başıyla... Asetabulum dediğimiz yuvanın arasındaki dolgu maddesi çok önemli. Evet. Aşınmalar ondan dolayı olduğu için bu dolgu maddesi eğer kaliteli bir ürün olursa protezin ömrü uzuyor. Şüphesiz. Yoksa sadece geçici bir süre için yapılacak bir işlem değil. Bu ameliyatlar biraz sıkıntılı ameliyatlar. Bunlar o metal implant dediğimiz malzemeler de oldukça pahalı. Evet. Dolayısıyla onun için en iyisinin seçilmesi daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Şimdi demek ki böyle bir metal biyonik bir adam haline getiriyoruz bu kişileri. Biz diyoruz ki hastalar genellikle daha doğrusu hasta soruları bunlar. Protez ameliyatının başarı oranı nedir? Başarı oranı eğer düzgün bir ameliyat olduysa %95'lerin üzerinde. %95 civarı başarı oranı var. Risk %5 civarı. Tabii burada ameliyat uygulanan kişi çok önemli. Ek bir hastalığı var mı? Genel durumu nasıl? Kardiyak veya böbrek, karaciğer gibi sorunları var mı?
Bunlar kilosu önemli. Var mı? Kilosu var mı? Bunlar başarıyı değiştiriyor ama ortalama başarı %95'lerde müthiş şu an. Müthiş bir başarı. Yani evet. Hemen hemen her ameliyata giren kişinin mutlu sonla ayrılması söz konusu. Bu başarı oranı da iyi bir yerde, iyi bir hekimle karşı karşıya kalmak gerektiriyor. Demin o ömürlere bir daha örnek vereyim. Dizin ömrüyle kalça protezin ömrü arasında fark var mı? Şu an dizde kullanılan protezlerde bizim beklentimiz 20 yıl civarı. Hı hı. 15-20 yıl civarı bir ömür bekliyoruz. Hatta daha fazla ömür bekliyoruz. Kalça protezinde seramik dediğimiz protezler kullanılmaya başlandı. Onun ömründe ortalama eğer düzgün yapıldıysa protez 30 yıla kadar çıkabiliyor. Evet. Şimdi biz artık belli, ben 1977 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Bizim ilk mezun olduğumuz yıllarda bu protez ameliyatları neredeyse yok denecek kadar azdı. Evet. Şimdi artık rutin hale geldi. Bunlar ilk kez yapılıyordu. İkinci kez, yani buna ikinci kez yapılmasına düzeltme ameliyatı diyelim. Revizyon ameliyatı. Onlar hemen hemen hiç yoktu. Şimdi ben biliyorum ki Özel Pendik Bölge Hastanesi'nin bir doktoru olarak orada normal vakaların dışında revizyon ameliyatı oranı nedir sizde? Revizyon ameliyatı oranı bizim hastanemizde sayı az değil. Tabii 10 yıl önce, 15 yıl önce ameliyat olmuş hastalar geçen sene yaklaşık 20 civarında revizyon ameliyatı yapıldı. Yani buradan vereceğimiz mesaj şu. Yani benim artık protezim eskiden takılmıştı. Sorun çıkartıyor artık. Problemim var diyorlarsa herhangi bir hastamız korkmasın. Yeni bir, çok daha uzun ömürlü yeni bir protezde bunu değiştirme olasılığımız var. Lütfen bir ara vermemiz gerekiyor. Zira bir sorumuz var. Özkan Uçar Bursa'dan arıyor. Dizimde kitle var. Tedavisi nedir diye soruyor. Lütfen onu cevaplayın. Evet. Efendim. İyi akşamlar. Rahatsız ettim ama bir değerli vaktinizi alacağım böyle değerli bir programda. Şimdi önce kendimden bahsedeyim. Ben 38 yaşındayım. Türkiye'nin en büyük otomobil fabrikasında 20 yıldır görev yapıyorum ve birazcık ağır işte çalıştım. Öyle söyleyeyim. Hiçbir problemim yokken, herkes bunu iyi dinlesin, çok sağlıklı olabilir herkes ama insan birden dengesi bozulabiliyor. Hiçbir problemi yokken ben 15 gündür sol dizimden yürüyemiyorum. Tedavi başladım. Sol dizimin içinde bir kitle olduğu söylendi bana. Bunun tümör olabileceğini, işte bunun MR'ların çekimi devam ediyor, işte biyopsiye belki yapılacak. Yani doktor bey, sizden ricam, nasıl bir tedavi uygulamalıyım, bunun riskleri var mıdır, benim için çok kötü bir, yani ben birazcık internetten araştırdım. Bunun bir kemik kanserine dahi de ilerleyebileceği tedavi olmazsa. Ben o yüzden sizi rahatsız ettim. Bana bir yol göstermeniz için ama. Öncelikle geçmiş olsun Özkan Bey. Burada dizde kitle tabii farklı bir konu. Kitle olduğu zaman eklem içi sizde 15 gün içinde çok hızlı bir şekilde şikayet başlamış. Mutlaka biyopsi alınıp patolojik olarak incelenmesi lazım. İyi uyumu, kötü uyumu. Evet. Patoloji sonucuna göre bir tedavi olmanız gerekiyor. Ama mutlaka parçalanıp incelenmesinde fayda var. Aksatmamanız lazım. Bir an önce de yaptırmanız lazım bunu. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun kolay efendim. Gelsin. Ben de aynı kanattayım. Çünkü bu kadar hızlı ilerlediğini belirtiyor. Kaldı evet. Ki ben burada bir parantez açmam lazım. Belirtiler belki yeni başlamış olabilir. Ama sorun öyle bir yerdedir ki sessiz olarak kendi kendine büyümesini sürdürüyordur. Kemiklerde kötü kanser olasılığı diğerine oranla daha azdır. Yani evet. Selim tümör olasılığı çok daha fazla. Evet. Dolayısıyla bazen eş zamanlı aynı anda, bazen ise sadece önce biyopsi alıp, bu biyopsi çok kolay şartlarda, belki minik bayıltmalarla, belki bayıltmadan alınabilecek bir şey. Dizi bütün, açmadan kapalı yapılabilecek bütün bir işlem. Kapalı da yapılabiliyor. Bütün evet. Ameliyat yapılacak mı? Hastalık ömrü ne olur? Arkasına radyoterapi gerekli mi? Hepsi sizin de dediğiniz gibi biyopsiye bağlı. Biyopsiye bağlı. O tedavi tamamen değiştirecek. Her şeyi değiştirecek. Evet. O yüzden bir an önce bu işin uzmanı olan bir hekimle görüşüyorsunuz. Şimdi burada bazı sorular var ama bunların bir kısmını cevapladınız. Yani ameliyat için yaş sınırı olmadığını söylediniz. Evet. İleri yaşlar beklenmesi gerekmez dediniz. Şimdi ömürlerini söylediniz. Benim bana gelen sorulardan bir tanesi diyor ki, diz ve kalça ameliyatının riski var mıdır? Bu riskler nelerdir? Diz ve kalça ameliyatının riski tabii ki vardır. Bu risklerde en çok korktuğumuz risk enfeksiyondur. Dünya standartlarında enfeksiyon oranı %1'e yakındır. %1'in üzerinde değildir. Burada ameliyathane şartları çok önemli.
Protez daha az risk olsun diye ameliyathanede ne gibi önlemler alınması lazım? Bir kere protez ameliyatı yapılan bir odada, ameliyat odasında hemoroid ameliyatı gibi veya bademcik ameliyatı gibi diğer ameliyatların yapılması uygun değil. Ameliyathane sırf ortopediye ait olmasında fayda var. Evet. İkincisi laminar akım dediğimiz akımlı özel odalar var, protez odaları var. Tam ameliyat yapılan sahanın üzerindeki mikrop dahil her şeyi, evet, partikülleri uzaklaştıran, hızlı bir hava devir daimi yaptıran özel bir sistem. Laminar flow. Bunun olması lazım gelir diyoruz. Yani burada ameliyathanenin çok büyük bir önemi var. Tabii ki ekibin de çok büyük bir önemi var. Bu beraber çalışan anestezi, ortopedi ve ameliyat hemşirelerinin bu konuda eğitimli olması lazım. Tam bir ekip olması lazım. Ekip halinde olması lazım. Çünkü tek başına olmaz bu işler. Kalabalık bir ekip oluyorsunuz. Evet. Ameliyatlardan önce görüyorum sizi. Örneğin değerli izleyenler, aynı mesela diz için 4 tane 5 tane değişik tip protez getiriliyor. Hangisi uyduysa, evet, bazen bunlarla ilgili bir değişiklik olabiliyor. Yani orada müthiş bir yaşam yarışı var. Gerçekten önemli işler yapıyorsunuz. Kan sorununa genellikle yine bize gelen soruların bir tanesi. Kan takıyor musunuz? Kan diz protezlerinde tek taraflı yapılıyorsa eğer genelde ihtiyacımız olmuyor. Hastanın tabii ki ameliyat öncesi kan değerleri önemli. Çok düşükse kan hazırlığı mutlaka olması lazım. Biz genelde ATS diren dediğimiz hastanın ameliyat sonrası diz veya kalçadan gelen kanı tekrar hastaya filtre ederek, temizleyerek, evet, hastaya verdiğimiz müthiş için. Müthiş güzel bir şey. Kendi kanını, yabancı bir kan ne kadar uyumlu olursa olsun, evet, o yabancı bir kandır. Kendi kanını insanlara tekrar veriyoruz. Kan ihtiyacımız azaldı. Müthiş güzel, evet. Genelde bizim ortalama ameliyatlarda kalça protezlerinde bir ünite kana, çift taraflı diz protezlerinde bir ünite kan yetiyor. Hı hı. Tabii ameliyattan ameliyata, vakanın zorluğuna göre değişiyor. Ne kadar sürüyor ameliyat? Ameliyat ortalama diz protezleri bir saati geçmiyor. Zor vakalarda bu biraz daha uzayabilir. Kalça protezleri de bir saat ile iki saat arasında değişmekte. Yine gelen sorulardan bir tanesi, benim her iki dizimde problem var. Acaba bunu birlikte mi yapalım yoksa tek tek mi yapalım diye? Bizim burada en önemli şey, eğer gerçekten de ikisi ameliyatlıksa, ikisi çok bozulmuşsa biz çift taraflı öneriyoruz. Ama hasta daha önce anestezi tarafından değerlendiriliyor. Çift taraflı ameliyata uygun mu, değil mi? Kardiyak açıdan problem var mı? Yaşı yok mu? Uygun mu? Yaşı adele uygun güçleri mu? Yeterli mi? Çünkü onlara bakıyoruz. İlk basışta biraz sorun var. Kaç gün kalıyor vesaire gibi bir sürü daha güzel sorular geldi bana ama şu anda canlı yayına bağlanan Aygün İnan var. Çorlu'dan arıyor. Sağ diz kapağımda lif yırtılması var diyor. Ne diyeceksiniz? Evet. Alo, alalım sizi yayına efendim. Merhaba, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Merhabalar, geçmiş olsun Aygün Hanım. Teşekkür ediyorum. Hocam, benim sağ diz kapağımda yaklaşık 10 yıl öncesinde menisküslerde yırtılma olduğu söylendi. Ki bana ondan sonra diz kapağından su alırsak hani almamız gerekiyor dedi. Ama bunun tehlikelerini de göz önüne almanız gerektiği söylendi. Aksayabilir dediler bana. Hani ayağınızda aksama olabilir. Bunun tek çözümü hani su alındıktan sonra ne olduğunu öğreneceğiz dediler ama ben ondan sonrasında hani korktum da hani aksama olacak diye aldırmadım. Bana sadece bu şekilde devam ederseniz hani kas gevşetici vesaire verdikleri ilaçlarla ömrünüzü bu şekilde devam ettirebilirsiniz dediler. Ki aynı devam ettirdim yıllarca hocam. Yaklaşık bir aydır ayağımda hani nasıl diyeyim diz kapağımın ortasında kenarlarını kapsayan bir şekilde ayağımı komple alan bir şiddetli ağrı. Ama bu kramp şeklinde geliyor. Ve ben ayağımı katladığım zaman bu ağrı kalçama kadar çıkıyor. Ben bunun ne olduğunu hani anlayamadım. O zamanki ağrımdan daha şiddetli bu ağrı benim bu seferki. Burada size 10 yıl önce yaklaşık galiba menisküs, evet, yırtığı tanısı mı koymuşlardı? Evet. Tabii menisküs yırtığı farklı bir olay. Menisküs yırtıkları dizi büküp açarken kitlenmeye yol açabiliyor ve takılma ve ağrıya yol açıyor. Menisküs, evet, yırtığı kendi kendine iyileşmiyor. Eğer dereceleri var tabii menisküs yırtıklarının. Üçüncü derece bir yırtıksa kendi kendine iyileşmiyor ve ileride diz kapağı kıkırdaklarına zarar verebiliyor. Tabii burada sizin yaşınız kaçtı efendim? 34 yaşındayım hocam. Yaşınız genç daha. Bir MR çektirip bakmakta fayda var. Kıkırdağınızdan mı geliyor yoksa menisküs yırtığınız büyümüş de olabilir. Evet. Yoksa bir başka bağ yırtığı mı var? Bağ yırtığı da olabilir. Bunları MR çektirip bakıp ona göre bir tedavi yöntemi hocam belirlemekte fayda var.
Çok özür dileyerek bir şey daha sorabilir miyim? Tabii ki. Benim çünkü ağrı diz kapağımdaki bu menisküsteki yırtık dedikleri zaman ağrım yan taraftaydı. Sağ dizimin sağ tarafındaydı, yandaydı. Evet. Ama bu sefer sadece ortası ve komple bacağımı alıyor kitlediği zaman. Bu işte bir kıkırdak problemi de başlamış olabilir sizde. Menisküs yırtıkları ileride menisküs görevini yapamadığı için kıkırdak evet. problemlerine yol açabiliyor. Çünkü sizin 10 yıl olmuş. Evet. Dizin ortasındaki ağrılar genelde diz kapağı, evet. patella dediğimiz diz kapağı kemiğinin arkasındaki kıkırdakla alakalı oluyor. Evet. Yaşınız genç olduğu için bir MR tetkikiyle bunu ayrıntılı değerlendirmekte fayda var. Çünkü daha önceden bir menisküs yırtığı teşhise evet. koymuşsunuz. Bu ileride dizi bozabilen bir problem. Evet. Aradan da 10 yıl geçmiş. Bir ortopedi doktoruna başvurursanız iyi olur. Tamam hocam. Geçmiş çok olsun. Teşekkür geçmiş ediyorum. Olsun. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Son 5 dakikadayız. Evet. Sayın hocam, sorular çok birikti. Hastanede yatış süresi nedir diye soruyorlar. Hastanede biz 4 gün yatırıyoruz. 5. gün taburcu ediyoruz. Ne zaman yürüyebilir diye soruyorlar. Ameliyattan bir gün sonra, direnleri çektikten sonra yürütüyoruz. Yürüteç dediğimiz walker'la hastaya çift taraflı diz de olsa, kalça protezi de olsa bir gün sonra yürütüyoruz hastamızı. Protez ameliyatından sonra tabii ki hedef günlük yaşama geri döndürmek. Evet. Onun için nasıl bir öngörünüz var? Diz veya kalça fark etmiyor. Genelde bizim önerimiz bir ay baston veya yürüteç kullandırmak. Bazen hastalarımız dikiş almaya geldikleri zaman 15. günde bırakmış oluyorlar. Hastanın gücü çok önemli burada. Bir ay biz baston öneriyoruz veya yürüteç. Bir aydan sonra baston veya yürüteç kullanmıyorlar. Diz protezlerinde yaklaşık tam iyileşme 2,5-3 ayı bulabiliyor. Ama işine gücüne dönme yaklaşık 1,5-2 aydan sonra başlıyor. Evet, bazen rehabilitasyon gerekiyor. Tabii ameliyattan sonra mutlaka çok önemli bu. Ortopedi ve fizik tedavi rehabilitasyon bilim dallarının bir birlikteliği var. Biz bazen makineler bağlıyoruz. CPM dediğimiz. Evet. O hastanın yapmakta zorlandığı hareketleri otomatikman yaptıran bir takım eylemler. Bu egzersizlerin dışında su içi tedaviler de var. Yani kısacası her hastaya olmasa dahi bir rehabilitasyon işin bir ucunda kesinlikle. Var. Hastalar genelde şu soruyu soruyorlar. Ben protez sonrası bacak üzerine atabilir miyim diyor. Kalça protezlerinde yaklaşık 2. 3. aydan sonra sıkıntı kalmıyor ama biz önermiyoruz. Çünkü kalçanın arkasından girdiğimiz zaman kasları açarak giriyoruz. Bacak üstüne attığı zaman kalça protezlerinin çıkma riski oluyor. Evet. Bacak üstüne atmayı önermiyoruz ama diz protezinde bir sıkıntı yok o konuda. Evet, buradan böylece duymuş olun. Bacak üzerine atma kalça protezler için pek uygun değil. Evet, yere çömelebilir miyim, namaz kılabilir miyim diye sorular var. Burada hareket çok önemli. Diz protezlerinde eğer ameliyattan önceki hareket açıklığı iyiyse, ameliyat sonrası da başarılı bir ameliyattan sonra diz hareket açıklığı normale geldiyse kılmasında bir mahsur yok yere çömelmesinde. Kalça protezlerinde yaklaşık 6-8 ay izin vermiyoruz buna. Kalça kapsülü kestiğimiz dokuların tam iyileşmesini bekliyoruz. 6-8 aydan sonra çok büyük mahsuru kalmıyor. Biz burada namaz kılmasına izin vermiyor değil. Namaz da o hareketleri yapmasına izin vermiyoruz. Yoksa evet. Dinimiz kolaylık dini. Evet. Kaşıyla gözüyle dahi namaz kılmak mümkündür. Tabii ki. Dolayısıyla buradan bazı hareketlerin, ekstrem hareketlerin yapılmaması gerekiyor. Şüphesiz banyoda dikkat edecek. Merdiven inip çıkmada. Tuvalette. Onlar için de aynı şeyleri söyleyebiliriz sanırım. Ameliyattan sonra hastanenin taburcu olmadan önce merdivenden çıkıp indirme işlemini yapıyoruz. Çoğu hastamız eve gittiği zaman asansör olmadığı için nasıl çıkacağım diye tabii, soruyor. Tabii birdenbire. Antrenmanı yaptırıyoruz biz hastanede. Merdiven çıkıp inme ameliyattan sonraki ilk gün yapılabiliyor. Tuvalet içine... tuvalette ilk başta tuvalet yükseltici kullanıyoruz. Belli bir zaman sonra normal... Alaturka tuvaletlere oturabiliyor hastalar. Harika. Şimdi bir hasta daha da abartmış. Ameliyat sonrası zıplayıp koşabilir miyim diyor. Burada şimdi protezin kullanmak çok önemli. Ömrünü uzatmak için. Zıplayıp koşmak protezin ömrünü azaltabilir. Protezle kemik arasındaki bağlantıyı zayıflatabilir. O yüzden onu çok tavsiye etmiyoruz. Bu kadar da demedik yani. Tamam. Evet. Günlük yaşama döndürüyoruz ama evet. Zıplamadan hızlı yürüyüşler, hızlı adımlar atabilir. Zıplamak protez için bol bol yürüyüş öneriyoruz. Yürüyüş çok önemli. Zaten ameliyatı yapma amacımız ağrısız bir şekilde yürümesi hastanın. Peki sonuna geldik. Son bir soru. Protezle ilgili problemim var dese biz bunu nasıl anlıyoruz? Ne gibi sıkıntılar olabiliyor? Protez olduktan sonra bizim için en çok korkacağımız şey enfeksiyondur. Enfeksiyon olduğu zaman bir kızarıklık, ateş, akıntı olabilir ve ağrı. Bize yol gösterecek en önemli semptom her zaman ağrı. Ameliyattan sonra yaklaşık 3 aydan sonra ağrısının geçmesi lazım hastanın.
Eğer ağrı geçmiyorsa bir sıkıntı olabilir. Mutlaka kontrolünün yapılması lazım. Nadir de olsa protezlerin yerinden çıkması söz konusu. Kalça protezlerinde olabiliyor. Evet, örneğin o bahsettiğimiz hareketleri yanlış yapanlar. Ters hareketler. Diz içinde nadir de olsa bu yerinden oynaması olabiliyor. Tam çıkma olmasa bile. Diz protezlerinde hasta düşerse eğer diz bağları yırtılırsa olabiliyor. Bağ yırtıkları sonucunda görebiliyor. Hastalar bazen gizliyorlar düştüklerini ama böyle bir şey oluyor. Evet. Güzel bir programdı. Çok teşekkür ediyorum. Umarım ben teşekkür ederim hocam. İyi bilgiler verdiniz. Birlikte olmaktan çok memnun oldum. Evet, bu programda operatör doktor, ortopedi uzmanı Sayın Yusuf İyet'ini dinledik. Hastalıkta ve sağlıkta programı önümüzdeki hafta tekrar yeni bir konu ve konukla karşınızda olacak. Hoşça kalın.